Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanları Türkiye ve Yunanistan kıyıları. Ve tabi Türkiye denince de en büyük yuvalama alanları Belek kıyıları, Manavgat, Kızılot. Ve biz de bu yıl yavruların çıkışlarını tanık olmak için Kızılot'tayız. Kızılot'ta tabi yeni bir çalışma başlatıldı. Ekolojik araştırmalar doğa izleme merkezi olarak şu anda proje koordinatörü sevgili Fatih ile beraberiz. Kaç gündür burada yavruların çıkışına tanıklık ediyoruz. Sanıyorum yuvadan çıkan ya da denize ulaşan her 1000 yavrudan 2 tanesi hayatta kalabiliyor. Ergin birey olduğunda tabii dişi bireyler yine doğdukları yere gelip de yumurta bırakacaklar ve bu şekilde nesillerini sürdürecekler. Evet, Kızılot'ta neler oluyor? Ne kadar yuva açıldı bu yıl? Geçen yıl ne kadar açıldı, bu yıl ne kadar çok yuva bekliyorsunuz, kaç bin tane yavruyu denizde buluşturacaksınız. Ciddi bir destekçiniz var ve ciddi bir gönüllü ekibiniz var. Çoğu da gördüm, biyolog ve farklı alanlarda birçok deneyimli insan var. Evet, proje koordinatörü olarak bize neler söyleyebilirsin? Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Proje koordinatörü olarak geçen yıl da buradaydım. 2021 yılından beridir Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda çalışıyoruz. Geçen yıl 1700 tane yuvamız vardı ve yaklaşık 75 bine yakın yavruyu denizle buluşturduk. Tabii ki dediğiniz gibi 1000 taneden 2 ya da 3 tanesi ergin birey haline geldiği için aslında çok gönderilmiş gibi, hani nesli kurtarılmış gibi düşünülüyor. Fakat öyle düşünmemek lazım. Çünkü 20 yılda bir, yani 20 yılda yavru erişkin hale gelip tekrar yuvalamak için aynı kumsallara geri dönüyorlar.
bu senede toplamda 2350 tane yuva tespit ettik ve yaklaşık 1700'e yakın yuvanın kontrol edişini gerçekleştirdik. Şu ana kadar? Evet. Yani 2350. 2350 yuva şu ana kadar sadece Kızılot bölgesinde. Evet hocam. Yani kesinlikle. Bu da yaklaşık olarak her bir yuvadan 60 tane mi ya da 90 tane mi tahminen ortalama ne kadar? Ortalama bir yuvadan hocam 40 tane, yani Kızılot yuvalama kurumsal için ortalama 40 tane yavrunun çıkması demek. Canlı. Evet, canlı yavrunun evet. çıkması demek ve denize ulaşması demek. Bizim de toplamda 2500 yuvaya baktığımız zaman toplam genelinde yaklaşık geçen yıl 75.000 tane yavru göndermiştik. Bu sene de 100.000'e yakın Kızılot'tan yavrunun denizde buluşmasına destek oldu. Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den yani dünyanın her yerinden gelen gönüllülerle yürütüyoruz bu projeyi. Tüprak Metal Madencilik'te Magnetotop projesiyle kaplumbağaların yani doğaya en büyük desteklerini sunuyor. Burada tabii sizlere çok teşekkür ediyoruz doğa adına. Biz de bunları Anadolu Ajansı olarak görüntülüyoruz. En özel görüntüleri bir de suyun içinde o yavruların gidişini çektik. O yüzme çılgınlığına başlama anlarına tanık olduk. Hepsini birlikte görüntüledik. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir çalışmaydı.